Pardon. Eve gidiyorum, işlerim var. Eve ama işe de değil. Hanımefendi merhaba. Bir saniyenizi alabilir miyim? Kusura bakmayın. Bakın şurada duran bir bayan var. Lütfen çok yoruldum. Bir saniye. Bir saniye müsaade edin. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Çok ılımlı, şirin, çok sempatik birine benziyor. 3, 2, 1. Yanıyor, kafam yanıyor. Güzel. Çok yanıyor, fena yanıyor. İlk başta çok iyi bir yer burası demiştim ama kararım değişiyor. Adam resmen sihirbazlık yaptı. Kafatasını hissetmiyorum sanırsam. Hayır. Orada ayırttınız, burada bayıltacaksınız yani. Kendimi hissetmiyorum, hazır değilim. Tansiyon düştü galiba, fena alıyorum. Bayılabilirim her an, her şey olabilir. Kalp atışlarım yüksek. Kazımayacağım, değil mi kafama? Bu mu marjinallik sana göre? Yemin ediyorum kazırım seni bu dükkana. Hayır, hayır. Asla hayır, asla kesinlikle. Ben o hatayı, o kozu onun eline ben yiyeceğim. Hazırım, yemin ediyorum hazırım. 3, 2, 1. Çok sıra dışı bunu göremiyorum. Ben o kadınsı dediğim hikaye budur. Star ekranlarından herkese merhaba. Benim Kuaförüm'de koskoca bir haftayı geride bıraktık. Bu haftaki yarışmacılarımız birbirinden oldukça iddialılardı. Açıkçası ben bile kimin birinci olacağını tahmin edemiyorum. Birazdan son yarışmacımız son değişimi gerçekleştirecek. Bakalım Ali Bey bize bugün nasıl bir imaj çalışması yapacak? Eğer siz de merak ediyorsanız ekran başından bir yere ayrılmayın. Çünkü programımız şimdi başlıyor. Merhaba, Ali Polat ben. 38 yaşındayım. İstanbul'un bazı semtlerinde salon işletiyoruz. Biz 6 kardeşiz. Altımızda bu işi yapıyoruz. Kuzenlerimize dahil olmak üzere. Bu işi yapıyoruz. 15 senede işletmecilik yapıyorum. Zaman zaman yurt dışında eğitimler aldım, seminerlere katıldım, eğitim verdim. Yıllık meslek hayatında başarılı işlere imza atan Ali Bey, rakiplerinin gelmesini büyük bir mutlulukla bekliyor. Bugün mutluyum çünkü finali çekiyoruz. Arkadaşlarımı sabırsızlıkla bekliyorum. Neyi? Arkadaşlar, burada bir şey yazıyor. Gördünüz mü? O bir saç sihirbazı, çok iddialı. Acaba sihirbaz mı? Kapının girişi. Hadi bakalım o zaman. Görelim bakalım. Bu yazı bugün Ali Bey'in başına büyük iş açacağı benziyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin, ne haber? Sağ ol, sen nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin Menekşe. Merhabalar. Hoş geldin. Ali Bey nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biz hoş geldiniz tekrardan. Nasılsın, heyecanlı mısın? Heyecan var biraz ama çok aşırı heyecanlı değilim açıkçası. Belki ilerleyen saatlerde heyecan olacak diye tahmin ediyorum. Heyecan muhakkak olacak çünkü biz seni biraz bugün heyecanlandıracağız. Ondan yana şüphem yok. Bakalım. Kapına girerken bir yazı gördüm. Evet. Ya zaten senden beklentilerim benim yüksek. Evet. Yani sakın aşağı düşme. Kesinlikle. İkincisi bir de kapıdaki benim iddiamı, ya senin iddianı artık tavan yaptırdım. Evet. O bir saç sihirbazı diyor. Espri olsun diye mi? Cidden öyle şöyle misin? Söyleyeyim, genel itibariyle müşterilerimin kullandığı bir cümle. Tabii ki benim de çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla bunu bir logo haline getirdik. Söz uçar, yazı kalır, yazayım kalsın. Şöyle bir şey var, yani format gereği de bizim şu an benim kuaförüm yarışmasındayız. Sonuçta bir değişim yapmamız gerekiyor. Umarım o lafın altında kalmayacağını düşünüyorum. Bir nevi sihirbazlık. O lafı saç yaparken bir şekilde hatırlatacağım. Peki. Sihirbazı biraz çok iddialı. Yani sihirbazı mı bilmiyorum. Ama Ali bir kuaför. Ve iyi bir kuaför olduğuna inanıyorum Ali'nin. Ama tabii dış görünüşte belli olmaz. Ezgi Hanım, siz ikramları hazırlayın. Biz o arada salonumuzu gezelim arkadaşlarımızla. Heyecanla. Buyurun, buyurduk. Bir kere ferah. Ses titriyor yalnız. Söyleyeyim, heyecanlı değilim diyorsun. Ses titriyor. Başla yavaş yavaş. Burası kesim bölümümüz arkadaşlar. Kesimi daha çok burada yapmayı tercih ediyorum. Çünkü çalışırken sahne içinde her şey birbirine girsin istemediğim için. Kişiselleştirmişsiniz. Bir nevi evet. Metin arkadaşımızın deyimiyle öyle evet. yaptım. Daha çok kesimler burada yapıyoruz. İşte yıkama setlerimiz. Evet. Uzarda yıkama setlerine bayıldık. Evet, gerçekten çok güzel bir modern duruyor, modern. Şık duruyor, farklı duruyor. Laboratuvarımız işte arkadaşlar. Yıkama setlerimiz burada gördüğünüz gibi. Karşısında işte ekranımız var, müşterilerimiz sıkılmasın diye. Ben yine bir klasik yaratıyorum. Bekliyordum açıkçası. Bir gün bir yıkama setinde kalacağım diye çok korkuyorum. Menekşe. Beni bir gün unutmayın. Gerçekten yıkama setinde unutmayın. Yani bugün kaldın. Islak değil zaten... mi bak? Yok, saçın bozulur. Rahat olabilirsiniz. Islak. Islanırsa yok, yaparsın yok, tekrar. Menekşe senin setle sorun ne? Setle ilgili bir sorun mu var? Evet yani. Ey dostum senin. Senin dükkanındaki yıkama setini şu anda kontrol etmek istiyorum. Etmediniz mi? Büyük saygısızlık. Ben hepinizinkini tek tek kontrol ettim. Hayır şöyle kontrol etmek istiyorum yani. Senin bu kadar düşkün olduğun şey var. Genelde uykularını orada mı alıyorsun? Bir ne şey yapıyorsun? Söyleyeceğim bak. Bayanların en büyük derdi şuraya yattığında boyun fıtığım evet. var. Değil mi? Haklısınız. Hepimiz haklısınız. Şikayeti genel almıyor muyuz? Evet. Ha, genelde bunu evet. hep duyuyoruz. Boyun fıtığım var, rahat değilim ama iyi, güzel. Teşekkür ederim. Evet, yıkama seti güzelmiş. Kalkalım, devam edelim o zaman. Gel çünkü... Menekşe gel. Gel. Bugün Ali'nin salondaydık. Karşılama gayet iyiydi. Ali her zamanki sempatikliğini, beyefendiliğini korudu. Eğlenceli dakikalar geçirdik. Eski imajı verilmiş cam aynalarla, çerçevelerle ama gayet şık. Tabii ben bugüne kadar en güzel dükkanı Tayfun Bey'de gördüm. Çünkü en enteresan dükkandı. Burada da müşterilerimiz işte yoğunlukta oturuyorlar. İşte ikramlar yapılıyor. O bu şekilde. Burada makyaj bölümümüz var arkadaşlar. Makyaj bölümü isterseniz bakabiliriz. Çok güzel, o da güzel. Yani her şeyle çok güzel dükkan. Çok teşekkürler. Allah çok güzel kazançlar versin. Çok teşekkürler. Yani bu dükkan sana yakışmış. Çok teşekkürler. Gerçekten beğendim. Tayfun Bey yine yapıyor yapacağını. Ya bu kahvaltı mı oldu? Hadi ben açık kahvaltı Ezgi Hanım hazır mı servisimiz? Ben beğenmedim. Yani servis daha gelmemiş. Koca dükkanı gezdik. Yani. Şu an salonu gezdiğim istedim. Koca salonu gezdik. Ben söylediklerimi geri alacağım. Acaba Ezgi Hanım'dan mı kaynaklanıyor? Sanırım Ezgi Hanım'dan kaynaklanıyor. Önce ikramlarımızı sunalım. Evet. Böyle bir salona bu bardaklar yakıştı mı ya? Kullanat evet. kullanat. Haklısın. Yakıştı mı ya? Belki bir aksilik olmuştu, bir şey oldu. Ha, yakıştı mı ya? Salondan çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir salon. Ama o plastik bardakları yakıştıramadım. Yani garsona kadar her şey varken plastik bardak olmadı. Bardakları falan her şeyi bırakalım. Tamam bırak. Gezdik bırak. Konuya gireceğiz. Bence artık modele bakalım. Modeli soralım. Bravo sor bakalım artık. Bravo sor bakalım. Yani hayali nedir? Peki nasıl bir şey istiyorsun? Nasıl bir şey istiyorum? Açıkçası koyu saç, açık renk saç hiç fark etmiyor. Benim gibi olabilir mi? Olabilir. Hiç sorun değil. Beni zorlasın istiyorum. Yani saç anlamında dediğim gibi ben çok iddialıyım demeyeceğim. Ama sizi buradan mutlu çıkartacağım inanıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Yani çalışmanın sonunda model çok zordu. Evet. Kelimesini kullanacağım mı arkadaşlar? Kullanmayacağım. Gibi? Ben çünkü size odaklı, sizi buradan mutlu çıkarmak, yüzünüzü güler yüzle çıkarmak için elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. O zaman İnşallah. Benim strateji ama işe yaramadı o. Bunu da mı yapmasın? Ezgi Hanım teşekkür ederiz. Sağ olun. Başka değiştir onu. Tutmadı bende o. Bugün çok şık giyindim. Evet. Şıklığımla topuklarla tamamladım ama ben bununla arkadaşlar dışarıda koşturamam. Ve tamam, o zor modelin peşine koşmak için sizlerden daha rahat bir ayakkabı giyeceğim, müsaade istiyorum. Biz düşünebilir miyiz bu konuyu? Lütfen. Düşünebilir miyiz aramızda? Düşünmeniz sizin için de önemli çünkü aramızda ben en zorunda müsaade eder misin? Düşünebilir miyiz? Peki, düşün. Ne oldu? Kansere çare mi bulduk arkadaşlar? Ne yapalım? Kansere çare mi buluyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bence... Hem ayağımı da, parmağımı da... Giysin derim. Giysin tabii canım. Giyebilir miyim? Elbiseyi de değiştir o zaman. Ben de onu sevmedim. Bu elbiseyle gezmeyeyim mi? Gezmeyeyim. Sokakta dolaşmayayım mı? Başarılar diliyorum. İstersen sen değiş gel, biz muhabbet edelim orada. Sen git, yo ben birlikte dışarıda değiştiririm. Peki. Birlikte çıkalım. Peki o zaman. Tek çıkmayalım. 4 girdik 4 çıkıyoruz. Ali'cim. Ben bulurum ya. Görüşürüz. Dediğim gibi zor bir manken bulacağız. Gerçekten aynen. Zor bir manken kesinlikle. Bulacağız. Ama lütfen mankenin arkasına sığınma. Peki. Tamam mı? Anlaştık. Başkaları gibi. Anlaştık. Başkaları gibi. Görüşürüz. Başarılar diliyorum abi. Görüşürüz. En son ben. Hoşçakalın. Hiç korkma. Sana büyük sürprizlerim var. Görüşürüz. Şimdi şöyle, arkadaşlarım en başından bu yana söylüyorlar, benden beklentisinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Tabii beklenti, yani beklentiler farklı farklıdır. Yani herkesin kafasındaki tasarladığı, çünkü bizim işimiz ressam gibi. Herkes kafasında farklı bir model çizer ama ben eminim ki ben bu senenin modasına uygun, bir kesim ve renk çalışacağım. Dolayısıyla onları mutlu edeceğimi düşünüyorum. Yapabileceği en rahat modelleri istedi ama sonuna da zor getirin dedi. Bu da bir çelişki. Bilmiyorum nasıl bulacağız. İnşallah onun dediğine yakın değil de bizim en zor modeli bulup getirmemiz nasip olur. Saç sihirbazı Ali Bey'e model bulmak için kuaförlerimiz yola koyuluyor. Final günü için oldukça iddialı bir model bulmaları gerekecek. Pardon. Bir dakikanızı bize ayırır mısınız? 2 dakikanızı ayırır mısınız? Ne için? Vaktiniz var mı? Size birkaç sorumuz olacak. Pardon? Birkaç sorumuz olacak. Evet. Biz Star TV'den geliyoruz, Benim Kuaförüm yarışmasından. Seyrediyor musunuz? İzlemiyorum. Tamam, şöyle kısaca anlatayım. Bize sadece 3 saat veriyorsunuz. Bu 3 saat içinde bugün tamamen... Evet. Tamamen imajınızı değiştiriyoruz saç olarak. Teşekkür ederim. Vaktiniz varsa müsaade ederseniz. Eve gidiyorum, işlerim var. Eve ama işe de değil. O zaman 3 saat bize ayırın, biz sizi eve bırakırız. Bizden neden kaçıyorsunuz? Biraz arkadaş gitsin yerinize eve. Olmaz İşleri mı? De yapar mı? Yapar, yapar. Her şey. Bulaşık, çamaşır elinden çok iyi gelir. Ne varsa yapar. Yani... Saçım çok gür, hiç uğraşmayın bence. 3 saatin yok mu? Bizimle değişime gelmez misin? Teşekkür ederim. O zaman biz de teşekkür ederiz. Peki. Hanımefendi merhaba. Bir saniyenizi alabilir miyim? Kusura bakmayın. Ben isterim. Bize bir 5 dakikanızı ayırır mısınız? Benim kuaförüm yarışmasından geliyoruz. Biliyorum ama üzgünüm. Şu an katılamam. Ama daha ben bir şey söylemedim. Ama biliyorum yarışmasını. Katılır mısınız demeyeceğim. Seyrediyor musunuz diyecektim. Seyrediyorum. Tamam teşekkür ederiz o zaman. Sağ olun. Kuaförlerimizin bugün işi çok zor. Hem zor bir model bulup hem de değişime ikna etmeleri gerekiyor. Değişime hazır mısınız? Değişim ister misiniz? Öncelikle bunu sorayım. Dershaneye gitmem gerekiyor. Geç kalıyorum şu an. İzin alalım, ek ders alalım. Fark etmiyor. Bakın dışarıda bir sürü kişi var. Ya bugün her günden daha çok zorlandık. En kalabalık yere gittik. Dedik ki hemen bulacağız. Hani hepsinden daha çok zorlandık. Ötekinden de bu kadar zorlanmamıştık. Metin Bey olaya el koyuyor. Bakalım o ne yapacak? Hanımefendi merhaba. Oturabilir miyim? Teşekkür ederim. Biz de gelebilir miyiz? Biz de geldik o zaman. Merhaba, merhaba. Seyrediyor musunuz yarışmayı? Pardon. Aha. İşte ben de aldım. Değişime hazır mısınız? Değişim ister misiniz? Arkadaşım bekliyordum ama. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi beklemeler size. Evet arkadaşlar, bunda da bir hazimete uğradık, bir hüsrana uğradık. Bakın şurada duran bir bayan var. Hayır. Dur, bir saniye. Bakın şurada... evet, hostes bir bayan var. Hemen ben bu hostes bayanı uçurmak istiyorum. Merhaba. Deterjan reklamı ya da başka bir şeyse... Yok, hayır değil. Lütfen çok yorgunum. Bir saniye. Hayır. Bir saniye müsaade edin. Bir saniyeniz başladı. Tamam, başladı. Hemen anlatayım. Ben Star TV'den geliyoruz. Benim Kuaförüm programından geliyoruz. Özür dilerim. Naime Hanım. Değişime ihtiyacı olan bayanları, daha doğrusu olan bayanları değil, kabul eden bayanları değiştirmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim ama kendi halimden çok memnunum. Saçlarımdan memnunum. Ama daha değişik bir hale gelebilirsiniz. Değişmeye ihtiyacım yok. Siz hostessiniz. Var mı? O kadar kötü mü duruyorum orada? Hayır, kötülükten değil. Bence şöyle var. Evet, çok yorgun duruyorsunuz. Sizi canlandırmak istiyoruz. Bakın sizi dinlendireceğiz. Götürelim, zamanım yok. Masaj yaparım elini ayağına. Sizi dinlendireceğiz. İnanın tek istediğim şu anda eve gitmek, ayaklarımı uzatmak ve kahve içmek. Ben uzatırım ayaklarını gerçekten. Vallahi. Ben bavulu da alayım. Lütfen yorulma. Gerçekten yorgunum. Arkadaşlar. İnanın size bir terapi gibi gelecek zaten. Kendinizi çok böyle rahat, sakinleşmiş. Bu agresifliğinizi alacak. Dinlenmiş hissedeceksiniz. Yani. Şu anda çok agresifsiniz. Yorgunum sizce normal değil mi? Kesinlikle. Ben hak veriyorum. Ben yanındayım. Algılayamıyorum şu anda. Kendisi saç sihirbazı olduğunu iddia ediyor. Biz de bu iddia üzerine uzun boylu güzel bir bayan bulmaya çalıştık. Ve biz sizi bulduk. Bu kadar insan içinden sizi seçtik. İlk defa sizi seçtim. Ben denek olacağım. Denek değil. Çok profesyonel bir kuaför. Salonunu göreceksiniz. Fare niyetine koyacaksınız. Bakın, salonunu göreceksiniz arkadaşım. Çok profesyonel bir. Ama biz onun profesyonel olduğunu sizin saçınızda görmek istiyoruz. Yapmayın, ne olur. İkna olduk mu? Ne kadar sürecek ikna olduk mu? Şuradan gidiyoruz. Yolu gösterin hanımefendi. Yürüyerek konuşalım istiyorsanız. Yürüyerek konuşalım. Evet. Haydi bakalım. Bir de sedye alalım mı? İster misiniz? Şöyle yürüye yürüye. Şöyle bu tarafa. Tam ne kadar sürecek peki bu? 3 saat. 3 saatten 1 dakika fazla sürerse dayanamam inanın. Yok zaten sürerse yarışma bitiyor hanımefendi. 3 dakika baktım 3 saatten 1 dakika fazla sürerse bitiriyoruz zaten. Ali'ye enerjisi yüksek bir bayan götürdük. Ben çok beğendim. Çok şeker, çok tatlı bir kadın. Ama kendisiyle dalga geçen, deli dolu bir kadın. Ne yapacağı hiç belli olmaz bir kadın. Çünkü çok ılımlı, şirin, çok sempatik birine benziyor. Hiç istemiyordum. Asi aradım, birazcık agresif aradım. Elleme, dokunma diyen bir saç aradım ama elimde bu var. Bilmiyorum ne olacak. Bugün şanslı sizsiniz. 3 saati 1 dakika geçerse eğer ki saçımda renk değişimi, kısacıcık, dazlak bir şekilde benim kuaförden çıkartırsanız... Bakın ikna olursanız ona ben karışmam. İkna olursanız. Kuaförümüz sihirbaz, ikna kabiliyeti çok yüksek. O zaman bunu kuaförünüzle zaten konuşacaksınız. Söyleyelim, biz sizi tanıştıracaksınız. İstemiyorsanız, beğenmediyseniz çıkıp gitme hakkı da sizde. Var mı öyle bir var? Tabii. Tamam o zaman. Ama yine de çıkıp gitmeyin, biraz fırsat verin. Ben çok yorgunum, dayanabilirim. Gel. Dayandığınız yer tutuyoruz. Yumuşak dayan bana. Kesinlikle sınır yok. Bakın ne isterseniz. Ben masaj yapacağım. İkna oldunuz mu? Gittiğimiz yere. Götürüyor muyuz? O zaman yavaş gidiyoruz. Hadi buyurun. Hadi gidiyoruz. Adım Ahu İzgi. 35 yaşındayım. Özel bir hava yollarında 16 yıldan beri hosteslik yapıyorum. Malezya'dan geldim. O yorgunlukla beni buldular. Doğrusunu söylemek varsa... Nasıl geldim buraya? Ben de bilmiyorum. Yorgunluğum ve arkadaşlarım baskısıyla geldim. Şu anda burada olduğuma ben bile inanamıyorum. 3, 2, 1... Yanıyor, kafam yanıyor. Çok yanıyor, fena yanıyor. İlk başta çok iyi bir yer burası demiştim ama kararım değişiyor. Adam resmen sihirbazlık yaptı. Değişiklik yapmak zorunda. Ya kesecek, ya boyasıyla gösterecek günlerini. Bir şekilde yapacak. Aslında ben genel olarak ne istiyorum? Üniformayı giydikten sonra o havalimanına girdiğim anda dönüp bana bakılacak bir tarzda bir şeyler istiyorum. Ama bu da hani çok uç noktalarda olmasın. Kesebilir ama çok kesim istemiyorum. Uçuk bir ton rengi olmasın. Yani ten rengime yakışsın. Öyle bir şeyler istiyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. Biz sizi burada biraz bekleteceğiz. Biz kuaförümüzün yanına gideceğiz. Sonra ben sizi gelip alacağım. Böyle alayım ben sizi, buyurun. Evet arkadaşlar. Heyecanla beklesin ama arkadaşlar. Girelim mi annenin yanına? Hadi girelim. Evet buyurun. Ahay biz geldik. Hoş geldin. Vallahi hoş geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben bayağı bir hoş geldim. Hoş geldin. Ali'cim. Tatlılar görüyorum. Hayırdır? Tatlı yiyelim, yıldız tatlısı konuşalım. Evet, yıldız öyle oldu açıkçası. Yıldız tatlısı oldu. Duydunuz arkadaşlar. Yıldız tatlısı. Ya öyle yapmayın. Ya yapmayın şimdi. Şimdi... Yıldız tatlısı. İtiraf bir dakika. Şimdi... Golü yedik, devam et. Golü yedik. Ben yemem onu. Ben yemem onu, o yıldız tatlısı. Şimdi arkadaşlar sağ olsunlar salonlarda işte hep sıcak... Sıcaktan yemediğiniz... Sıcaktan yemediğim şeyler hazırladı. İşte diğer arkadaşlarımız soğuk yiyecekler hatırlar. Ben de tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye Antep'ten önceden olarak baklava getirdim size. Yıldız tatlı. İnşallah tadında beğeneceksiniz. Bakayım ben şöyle tabii ki. Benim yerime değil, ben değilim. Şöyle ikram edeyim. Ha öyle yiyoruz zaten. Şimdi senin hayalinden hayal ettiğin bu uzun saç biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsin orada. Mankenimiz ılımlı mı? Değil. Eğer dediğim gibi şeye gidersen ben dün de söylemiştim. Kanalına girersen yakalayabilirsin. Sana bağlı. Evet. Ama tutturamayabilir. Valla ben daha fazla bir şey konuşmak istemiyorum ama artık gör istiyorum. Tayfuncuğum sen de düşünüyorsun. Ben kadın enerjisini çok beğendim. Acayip enerjisi yüksek bir kadın. Müthiş. Benim takıldığım nokta bu biliyor musun? Ne? Sen şimdi kendi ifadede biraz geç yorumluyorsun ya. Evet. O da tam tersi. enerjisi o kadar yüksek ki. Çok doğru söylüyorsun. Ben o şeyi çok merak ediyorum. Şimdi bizde enerji oluyordu, müşteride olmuyordu enerji. Hı-hı. Bugün o kadar tersine geldi ki kadın yani uçuyor. Zaten şey hostes. Evet. Eğlenceli kadın böyle konuşurken uçuyor zaten hostes. Ondan sonra sen de sakin bir adamsın. Hani böyle tamam falan olur, ne yaparsak olur falan. Açıkçası buna sevindim o zaman. Çünkü eğlenceli hani olacak. Zıt kutuplar birbirini çekermiş. Tahmin ediyorum ben bundan dolayı anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Hayır. Arkadaşlar iyi yönlerini anlattı. Kesinlikle zor bir model. Bana kalırsa ve bilinçli, bu arada çok bakımlı. Bunun tüyosunu vereyim, bu kadarını verebilirim sanırım. Ben niye getirdim? Evet. Söyleyeyim mi? Arkadaşlar şöyle bir dönebilir miyiz? Bak orada bir şey yazıyor. O bir saç sihirbazı. Evet. İşte sen sihirbaz olduğun için sana getirdim. Beklentiler evet benden çok fazla. Çünkü o kapıda o yazıyı gördüklerinde daha da beklentilerini yükseldiğini düşünüyorum. En azından şunu söyleyebilirim. Onlarınkinden ton olarak daha farklı bir ton yapacağımı düşünüyorum. Kesim anlamında yine onlarınkine benzemeyen bir model yapacağım. Dolayısıyla onlardan farklı olacak ama bu beklentilerini karşılar mı onu bilemem. Sihirbazı daha görmedim. Diğer arkadaşlar sonuçta bu yarışma programı, ne kadar doğru söylüyorlar, ne kadar yalan söylüyorlar. Herhalde saçım bittikten sonra bu gerçeği öğreneceğim. Merhaba, ben geldim. Merhaba. Şimdi biz size saç sihirbazı demiştik. Evet. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar doğrusu. Ben size bunu ispatlayayım mı? Sevinirim. İçeride ispatlayacağım size. İnşallah. Söz. İnşallah. O zaman ben sizi arkadaşımın yanına götüreceğim ama götürmeden önce. Çok tedirginim. Yok yok, tedirgin olmayın. Neyle şöyle bir şey var. Bilmiyorum. Bakın, hala tedirginim. Bakın, bizim sizden isteklerimiz var. Hı hı. Arkadaşa karşı. Kestirmeyin, biraz evvel söylediğim gibi. Kestirmeyin. Asla kestirmem. Onun yani kısacası ne biliyor musunuz? Onun dediği şeyi yapmayalım. Onun dediği şeyi yapmıyoruz. Ne olur. Peki, buyurun götüreyim o zaman. Bavulunuzu ben alayım. Ben alırım lütfen. Teşekkür ederim. Kapa gözünü, kapa. Ben tutayım en iyisi. Heyecandan gözünü kapatamıyor ya. Geldik. Tanımak ister misin Ali? Tabii ki de tanışmak istiyorum. Ama öncelikle bir merhaba demek istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Dönme. Merhaba, hoş bulduk. Biraz yaşlı ama kusura bakma. Olsun, hiç önemli değil. Yani yaşı geçmiş. Buruş buruş, kırış kırış. Nasıl konuşuyorsun sen benimle? Terbiyesiz. Böyle de işte çok hazır cevap. Sen menekşe korkuyordun. Al sana ikinci menekşe. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, o zaman geriye sayıyor muyuz arkadaşlar? 5, 4, 3, 2, 1. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Ali ben. Şok oldum. Abi ben. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Siz hiç şaşırmadınız mı? Şaşırmadın mı? Ne oldu? Şaşırdım. Yani şaşıracak bir şey yok aslında. Hani sonuçta... Niye şaşırdın? Ama şimdi şaşırtmaca yapıyorsunuz burada. Birazcık oyun oynadık. Tarzıma uygun bir model diye düşünüyorum. İnşallah kendisiyle de konuşup anlaşacağız diye düşünüyorum. Umarım beni zorlamayacaktır. Modeli gördüğüm an çok mutlu oldum. Çünkü saç yapısı olsun, modelin güler yüzlü olması. Yani bir anda o elektriği ben aldım. Sihirbaz dendiği zaman kafamda böyle keçi sakallı, hafif kır saçlı, daha yaşlı birini düşündüm. Beklediğim bir kişi çıkmadı. Daha genç, daha böyle konuşmalarından, işine hakim bir insan gibi duruyor. O bakımdan biraz tedirginliğim hafifledi ama dediğim gibi o sihirbaz o kutudan ne çıkartacak, bu saçtan neler yapacak hala bilmiyorum. Hafiften içinde yine bir tedirginlik var. Saç sihirbazı Ali Bey, modeli Ahu Hanım'ın saçlarını analiz etmeye başlıyor. Daha önce kullandığınız renk kızıl, bakır ya da balyaj tarzı şeyler kullanmadınız mı? Asla kızıl kullanmadım. Kullanmadınız. Balyaj olarak da kullanmadım. Genelde bu tonlar ya da çok koydu bir arası için siyahtı. Aha. Siyahtan açmaya başladım. O zaman ne zamandır kullanıyorsunuz bu ton? Bu tonu bayağı bir zamandan beri kullanıyorum. 4-6 aydan beri. 6 aydan. O zaman değişiklik vakti geldiğini düşünüyorum bence. Sizce bilmiyorum değişikliği ama. İstiyorum. Evet. İstemese oturmazdı. Tabii siz sihirbazlığınızı göstereceksiniz. O konuda kendime güveniyorum, iddialıyım. Peki sizin kafanıza düşündüğünüz bir renk ya da bir kesim modeli var mı? kesinlikle kızıl istemiyorum. Mavi ya da pembeye boyamazsınız herhalde. Kızıl olmasın ama yine bu açık tonları seviyorum, açtığını düşünüyorum. Pardon, lafınızı keseceğim ama zaten koyu saçlarla da siz biraz sert gösterir diye düşünüyorum. Yani sanırım yumuşak tonlar daha yüzünüzü ifadesini hani yumuşatır diye düşünüyorum. Katılıyorum bu konuda size. Ay, evet. Ay ben bir geleyim, bir enerji yükselsin. Astrolist geldi. Şimdi ben hanımefendiyi pembe görmek istiyorum dermişim. Asla. Öyle bir şey yok. Şaka yapıyorsunuz evet, herhalde. Maviyi daha çok seviyorum çünkü. Pembeyle artık. Evet. Tabii üniformayla. Uyumlu olsun. Mavi mavi ben. Götünüz de mavi. Hep beraber bütün halde. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kazı çukurlarını istemiyorum. Evet. Kesinlikle makas izi görmek istemiyorum. Onun dışında bırakıyorum size ya. Başaracaksınız ben biliyorum. Saç biraz yeniliğe ne kadar açık, ne kadar yapabilir bu da tartışılır. Çünkü saç şurada. Çok frapan kısa kesemez. Çok uzun boylu bir bayan. İstemiyorum diyor. Uzatabilir mi onu da bilmiyorum. Bu kadar vakitte nasıl bir kaynak yapar? Anlatımdaki şeylere baktığımda enseyi kısaltacak. Katları uygulayacak. Yani afro bir saç göreceğiz. Ve sarılar uygulayacak saçta. Yani mevcut bazın üzerine sarıları görüyor olacağız. Ben hanımefendiyi gördüm dedim ki hakikaten enerji çok yüksek, orada söyledim. Aynen. Çok sevdim. Sempatik ya, yapacak bir şey yok. Aynı ben gibi. Ben sevdim, Ali ile konuşuyorum. Ben sevdim. Evet. Çok teşekkür ederim. Hakikaten enerji çok sevdim, ben çok sevdim. Yani hakikaten çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben sadece nasıl iletişim kuracağınızı anlatabilirim. O siz yavaşınız o enerji. Uyutuyor, enerjiyi yükseltiyor. Pardon. Ben bir şey istemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Ya kadıncağız. Bir dakika. Acım zaten ton açık. Dediğim gibi hanımefendi enerjisi yüksek. Zaten ikna olmaya yakın ben hissediyorum onu. Ne yaparsan yap temiz bir çalışma istiyorum ben. Ben öncelikle bunu görmek istiyorum. Ne yaparsan yap temiz bir çalışma görmek istiyorum. Yani anlatabildim mi üç aşağı beş yukarı? Sonrasında ben yine... ben bir şey söylemek istiyorum. İşte 3-4 gün boyunca zaten hepimiz saç yaptık. Tek sen kaldın şu anda. Hemen hemen yapılan bütün modeller aynıydı. Evet. Ben senden biraz daha farklı bir çalışma bekliyorum sadece. Göreceksin. Hepimizden farklı olmasını istiyorum. Tamam. Yani, Tayfun Menekşe hepimizden farklıydı zaten ama yani şey olarak söylemek istiyorum. Kesimlerde falan. Şimdi şöyle, şimdi uzun bir saç gelmiş olsaydı evet kafamda hazırladığım bir şey vardı. Ama şimdi kısa saçta tabii ki sizinkinden farklı olacak. Benzetmeyeceğim. Kafamda bir şey oluşturdum zaten. Dediğim gibi yine kısa modelde çalışacağım tabii ki ama sizinkinden farklı olacak. Onu söyleyebilirim. Şimdi zaten model olarak en uygun model benim modelim olduğunu söylemiştiniz. Evet. Bugün bu burada yıkıldı. Buna, yani benim modelimden sonra en uygun model, önce en uygun model geldi. Evet. Bulduk. Benim modelimden çok çok daha pozitif. Evet. Bir kere ben şu saç biterken model yüzünden böyle olduğu lafı kesinlikle duymak istemiyorum. Okey. Bu bir. İkincisi ben görmek istemediklerimi söyleyeyim. Tabii ki. Sen yapacaklarını söyle. Şimdi eğer 3-5 ton istiyorsan, yani hani mesela dün Tayfun yaptı, sonra devamlı olacak bir şey olsun. Benim gibi uçlarda yapmak istiyorsan, ince yapmak istiyorsan, arada kızıllık olmasın. Tabii ki. Menekşe gibi kesileceksen, arada oyuklar boşluk olmaz. İstemiyorum. Tayfun diyorum, Metin gibi yapacaksan, balyajı dipten 2 parmak olmasın. Çünkü bunların hepsini sen söylemiştin. Evet. Değil mi? Evet. Yani senin söylediklerini ben sana şu an geri veriyorum. Bunlar gibi, senin bunlar gördüğün pürüzler. Evet. Doğru mu? Bunlar gibi pürüzler ben görmek istemiyorum. Geri kalanı sen kendi kuaför zevkinle, hanımefendinin boyuna, yüz çevresine, göz rengine, kaş rengine, ten rengine ne giderse yap. Ben kafamda bir idol hanımefendi görünce bir model oluşturdum. Dün de Tayfun'da, çünkü beklentilerimi yükselten 2 adamdınız. Dün ben Tayfun'a modeli tarif ettim, doğru mu? Benim kafamdaki model, modeli görünce budur dedim. Tarif ettim, nasıl keseceğini de tarif ettim. Şimdi hanımefendiyi görünce de senin için, hani senin düşüncelerim hakkındaki model kafamda oluştu. Komple bitince ben kendi kafamdakini sana söyleyeceğim. Ben sadece bunları, hani eleştirdiklerini, 4 gün içerisinde eleştirdiklerini görmek istemiyorum. dediğim gibi çok büyük beklentim var. Orçun hata görmek istemiyorum dedi. Çünkü ben de onun yaptığı modelde o hataları söyledim. Dolayısıyla aynı hataya eminim ki benim modelimde aramaya çalışacak. Ama ben o hatayı, o kozu onun eline vermeyeceğim. Peki o zaman biz gidiyoruz. Peki. Bize müsaade. Teşekkür ederim. Hiç bitmeyecek zannettim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Birazdan geri geleceğiz. Olmaz sonra en sonundan çıkacağız. Görüşürüz. Mutlu çıksın. Çıkacak. Hiç tamam merak etmeyin. Şekil olsun. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Zorlayın. Modelin mutluluğu senin için önemli. Modelin mutluluğu tabii ki önemli. Ben şöyle hem onu mutlu edecek bir şey yapacağım, hem kendimi mutlu edebilecek bir şey yapacağım. Hmm. Ben dediğim gibi bu konuda iddialıyım. İnşallah buradan yüzümüz gülerek çıkacağız. Peki, kolay gelsin. Ali Bey'in Güngören'deki salonuna geldik. Yarışmacımız 38 yaşında ve tam 20 yıldır bu mesleğin içinde. Aslında aile mesleğini devam ettirmiş. Biraz önce de modeliyle karşılaştı. Aralarında iyi bir diyalog oluştu. Bakalım bu devam edebilecek mi? Ali Bey bize nasıl bir imaj çalışması yapacak? Hep birlikte izliyoruz. Arkadaşlar ve gittiğine göre artık konuşabiliriz. Baş başa kaldık. Evet, baş başa kaldık. Şimdi kesim olarak dediğim gibi klasik olduğu için ben şurada ilk satmadan gelip şuradan şu şekilde yine şimdi yüzünüz nasıl söyleyeyim yuvarlak bir yüz değil. Dolayısıyla şuradan şu kesimle yapıp burayı kısaltmış olursak eğer evet yüzünüzü o zaman hani hoş göstermeyebilir. Buradaki bu uzunluğu tutup tabi buradan da biraz hani şekil vereceğiz. Buradan şu şekilde gelip arkada bir bob havası yaratıp şuradan burada işte hareketler olacak. Böyle bir kesim düşünüyorum. Hani tarz olabilecek. Aynı zamanda onu yine köpükle istediğin gibi şekillendirebileceksin. Şuradan zaten siz sanırım ya, bu tarafa arıyorsunuz. Şimdi biraz alın yapısı geniş olduğu için yüzünüzü biraz küçültmek adına şurada bir yan perçem kullanacağım size. Şu şekilde yani şuradan şu tarzı, şu havayı yaratacağım. Şu üstlerde bildiğim gibi aynı katlar oluşacak. Ve bunu hem köpükle çok güzel şekil verebileceksin, hem çok daha tarz olabileceğini düşünüyorum. Gerçek bir değişimi sadece saçımı keserek yapabilirim. Boya olarak ancak bu saçı karamel tonlarında boyayabilir, kesebilir. Hani tarz bir kesim belki yapabilir. Bilmiyorum. Pardon. Evet. Kesin değil. Biraz daraldım ama ben. Ama şöyle bir şey çünkü var. Kesin. Evet. Yani hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bir de kısalacak diyorsunuz. Şimdi böyle kafamda canlandırmaya çalışıyorum saçımı. Burası kısalacak. Dalga var. Kısalığı bu kadar olacak. Ama şimdi şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Şimdi şurada zaten bir kısaltma yapmıyorsunuz. Burada okeyiz. Evet, okay. Tamam. Buradaki burada kısaltma yok. Şunu şöyle düşünelim Ahu Hanım. Tamam mı? Şu şekilde düşünelim. Yine bu köpükle yine aynı şekli verebileceksiniz. Yani buradaki dediğim gibi ve şu arkadaki şu fazlalığı aldığımız zaman şuradaki emin olun, kıvırcıklı mesela şu kadar evet, kalacak diyorsunuz. Bu kadar değil. Tabii ki kısalma olacak. İşte ona göre katlar, geçişler sağlanacak. Çünkü buradan aynı şekilde kalkıp bu tarafa düşündüğü, uzun düşündüğü tabii ki olmaz. O zaman yani, ben bu saçı hiçbir şekilde toplayarak kullanamayacağım herkese. Evet, mi? Şöyle bir şey var. Yani nasıl diyeyim? Buradan da tabii ki kısaltmalar olacak. Bu arada onu söyleyeyim yani bu kadar kalmayacak. Ufak bir oynama yapacağız buradan da. Yani toplamadan çok daha rahat kullanacaksınız. Emin olun çok daha rahat kullanacaksınız ve saçtaki şu kabarıklık biraz alınmış olacak. Elsedeki daha spor gözükecek. İnanın bana çok yakışacak size. Benim gibi biraz farklı bir şey istiyorum. Ben iddialıydım ve iddiamı ortaya koyduğumu düşünüyorum. Aynı şeyi ondan da bekliyorum. Yani tarzı olabilir ama biraz farklılık görmek istiyorum. Renk ne olacak peki? Renk olarak şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz bu cansız bir renk. Yani nasıl söyleyeyim? Teninize uymadığını düşünün. Evet. Size çok koyu tonlar gitmez çünkü keskin bir bakışlarınız var, keskin bir hattınız var. Dolayısıyla size çok sert bir ifade verir. Dolayısıyla ne çok koyu olmalı, ne çok açık olmalı ama biraz daha canlı tonlar düşünün. Yani kendime sıcak, daha sıcak bir ifade. Çünkü sert bakışlarınız var, keskin bir hattınız var. Onu da ancak nasıl yumuşatabiliriz? Daha canlı, böyle hani böyle kırmızıya yakın değil, böyle tatlı. Kızıl değil. Yok, kızıl değil. Ne olursunuz kızıl değil. Bakır karamel tonlarında. Önlerde tabii ki yine bir balyaj çalışması yapacak. Onu tamamlayacak. Daha bir tarz duracak. Yani renk olarak düşündüğüm açıkçası bu. Çünkü ne çok koyu ne çok açık olacak. Daha canlı bir renk olacak. Yani ifadeniz değişecek. Bana güvenmenizi istiyorum. Rahat olmanızı istiyorum. Makas elinize aldığınızda karışırım ama. Şöyle söyleyeyim. Her makas vururken görmek istiyorum. O zaman gözümüzü kapatalım. Olmaz, imkanı yok. Asla hayatta kapatmam gözümü. Şimdi şöyle, yani aslında nasıl söyleyeyim, sizin çok yadırgayacak bir kesim yaptığımı düşünmüyorum. Yani neden derseniz dediğim gibi. Hani şurada bir çalışma yapacağım, arkada bir çalışma yapacağım. Yani hani çok kısacık zaten yapamam, çok kötü olur zaten. Peki başlayalım o zaman. Başlayalım. Şimdi öncesinde yapılacak işlemi söyleyeyim size. Bir ufak bir kusturma işlemi yapacağız. Ondan sonra kesiminizi yapacağız. Daha sonra da boyanızı, balyajınızı yapacağız. Tamam. Teşekkür ederim bana güvenmeniz için. O zaman sizi alalım. Yıkama setini. Kahve enerjisini iyi gördüm. Dinamik böyle bir... Ya heyecanı mı vuruyor artık onun hareketlilik haline. Ama konuşmaları falan gayet tatlı. Ali Bey, Ahu Hanım'ı ikna etmeye yıkama bölümünde de devam ediyor. Şimdi biraz da biz seni yoracağız ama emin olun finalde buradan değecek mi? Evet, değecek. Buradan mutlu bir şekilde çıkacaksınız. Zaten söyledim 3 saat. 3 saat. Tabii 3 saat. Bir dakika geçerse kalkarım. Rakip olarak hangisini görüyorsunuz? Rakip olarak... yani şöyle. Ne kadar şanslı hissediyorsunuz sevgilinizi? Açıkçası ben sizi gördüğüm an şanslı olduğumu hissettim. İnanın bana. Çünkü onlara... Neden böyle bir his verdim ki size? Ben açıkçası sizden nasıl pozitif enerji aldım yani. Yanıyor, kafam yanıyor. Yapacağız. Biraz yakar yanıyor. Hafif, bir dakika içinde yapacağım ya. Hafif bir şey yapalım ki. Çok yanıyor. Temiz mi saçınız? Saçım mı? Evet. Gece yıkamıştım. Başta çok iyi bir yer burası demiştim ama kararım değişiyor. Sadece açacağım demiştim, yakacağım dememiştim. Geçmiş olması lazım şu an. Kafa tasını hissetmiyorum sanırsam. Yok yok. Ama tas lazım değil herhalde, sana. Benim lazım bana. Bakışlarınız çok kötü, yok, beğenmedim. Yok, şu an hiçbir şey yapmadım. Hatta nasıl belki de hoşuna bile gidecektir belki bu ton. Bu renk. Biraz... Neye benziyor? Biraz hafif bir açma yaptı o kadar. Yine aynı tonda, evet. Çok yadırganmayacaksın. Çok açmış olsaydı. Ne kadar yanardın? Ama bu saçta istediği gibi şeyler yaratabilir. Çünkü modelin mesleği bence Ali Bey'e gitmeyen müşteri tarzı değildir. Değil. Ali'nin tavrı da zaten o konuşmamızda da gördük, karşılaşmamızda. Tam hitap etti müşteriye göre. Evet, direkt hitap ettiler. Yani karşılıklı hemen bir fikir alışverişi oldu. Model çok enerji doluydu. Model hakikaten çok kolay geldi. Evet. Kesinlikle çok kolaydı. Bence çok koyudan kastı. Siyahsa evet gitmez. Ama bence kestane, açık kestane tonları yüzüne yakışır. Bence o saçı biraz koyultmalı. Kendisinin fikri açık tonlar. Hayır. Yok, çok açmadı. Çok yadırgayacağınız bir şey değil. Şu an bir kesim yapacağız, sonra boyanı yapacağız zaten. Kahvenizle gidiyor. Şu an kahveyle sakinleşeceğim sanırım. Bir dakika, ellerini çeker misin? Gerçekten böyle kalmayacak saçın değil mi? Tabii ki boya olacak. Şu anda hazırlık yaptık boya öncesi. Şimdi kesimimizi yapacağız. Ondan sonra boyanız yapılacak. Sonra balyajlarınızı atacağız. Yüzünüz gülecek. Güveneceksiniz. Yanıyor, kafam yanıyor. Güzel. Çok yanıyor. Fena yanıyor. İlk başta çok iyi bir yer burası demiştim ama kararım değişiyor. Adam resmen sihirbazlık yaptı. Kafatasını hissetmiyorum sanırsam. Evet, kahvenizi de. Ben bence kahveden önce bir bardak su içeyim. Ellerim titriyor. Neden acaba? Saçımın renginden alayım. Kalmayacak değil mi öyle? Evet, bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Kafamı yaktın. Yıkama yerinde. Evet. Havlu açıldı. Sen turuncu değil. Sarı hiç değil. Sarı değil. Kumala ne bu? Yakın bir zemin oldu şu anda. Şimdi bunun üstüne dediğim gibi. Kaşlar siyah. Tabii ki daha çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz şu an. Siz suyunuzu için, kahvenizi için, siz bana bırakın. Evet. Evet, hazırız. Başlıyoruz. Neyim acaba? Güvenin bana. İnanın çok güzel bir şey çıkacak. Saçımın rengi değişecek mi? Rengi değişecek, hiç merak etmeyin. Tamam. Kesin. Makas nerede? Makas hepsi hazırladım ben. Korku var mı? Korku mu? Hastafada. Korku hiç. Peki bir şey soracağım. Beni ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Ben onu çok merak ettim. Sizi ilk gördüğümde evet. Ne hissettim? Güzel bir soru. Makası görürsem şimdi hissettiklerim değişebilir. Elinizde mi makas? Evet. Elinizde mi? Elimde. Kestikten sonra hislerimi söylesem. O da olur. Çünkü değişebilir de o hisler. Biraz öneyelim. Konuşamayacağım. Hayır. Evet. Bismillah. Hayır. Bir dakika. Şöyle yapıyoruz. Başladık. Artık kestik. Sakinleşmek için derin derin nefes alan Ahu Hanım her makas sesiyle daha da hüzünleniyor. Yo, gidiyor o saçlar. Gittikçe gidiyor. Sesler geliyor. Saç kaldı mı kafamda? Arkamı görmüyorum. Çok rahatsızım şu anda. Şu an daha kesim yapmıyor. Şu an kabasını alıyoruz. Hı hı. Kabası. Evet. Saçımın bayağı bir kabası varmış yani. Hı hı. Ali Bey emin misiniz? Çok eminim. Ben niye emin olamıyorum şu an? Şu anda var ya bacaklarım titriyor. Orada ayılttınız, burada bayıltacaksınız beni. Birazdan. Gerçekten ellerim ve bacaklarım titremeye başladı. Ben göremez miyim bu saçı? Birazdan. Ayna falan tutsanız, içimi rahatlatsanız hani. O ilk başta gördüğüm güven, o tarz adam nereye gitti? Bulamıyorum içimde. Ben o güveni kayboldu. Birazdan göreceksiniz yani. Ama saç gittikten sonra o güvenin geri gelmesinin bir anlamı kalmayacak. Ahu Hanım'ın sözlerine pek de kulak asmayan Ali Bey saçı kesmeye devam ediyor. Ben konuşmazsam rahat edemiyorum. Güvenle olacak şeyler. Güvenebilmem için de konuşmanız, beni rahatlatmanız lazım ama şu anda siz elinize aldığınız makası, makas mı onu da bilmiyorum, katır kutur sesler geliyor. Evet. Bildiğiniz kazıyorsunuz. Güvenebilirsiniz. O zaman şöyle yapalım, çünkü. Siz gelin benim oturduğum yere oturun, ben başınıza geçeyim, siz bana güvenin. Nasıl fikir? Nasıl güvenmemi yani bekliyorsunuz şu anda? Hoşunuza gitmedi değil mi? Ama şu anda hani sanatçı olan benim diye düşünüyorum. Olsun, ben de denerim sanatçılığımı. Belki sizden iyi bir saç kesiyorum. Nereden biliyorsunuz? Ben en başından da söyledim. Benim için uzun ya da kısa fark etmez. Ben sadece kendi tarzımı yaratmaya geldim bu yarışmaya. Dolayısıyla ben modelimizde o tarzı yaratacağımı düşünüyorum. İlk yakaladıklarımda arkadaşınıza ne kadar güveniyorsunuz diye soru sordum. Sihirbaz dediler sizin için. Ben tavşan çıkardığınızı söylediler. Bu kafadan tavşan çıkar mı siz için? Yoksa benim kafam tavşana mı benzeyecek? Şimdi şöyle, genel olarak işte buradan yola çıktığımız zaman... soru sordum Ali Bey. Yorum yapmadınız, kafam tavşana mı benzeyecek dedim. Hiçbir tepki vermediniz. Benzeyecek demek ki. Hayır, olur mu öyle şey? Bir hokus pokus bekliyorum dedim mesela ben. Bu bizi uyutmakta olmasın böyle sihirbazlık hani böyle... Ay yazmış adam ne uyutması, yazmış ya, gerisi. O ben arkadaşlar şunu söyleyeyim mi? Sihirbazlık kelimesi benim pek hoşuma gitmiyor, ben size söyleyeyim. Bak kendi şahsi fikrim sihirbazlık, sihirbaz demek kandıran demektir. Niye ya? Ya sihir akıl oyunlarıdır ya, oyun demek ya. Öyle bakıyorsun. Yani ben öyle bakıyorum, bence sihir değil, sanatkar diyelim biz ona. Yanıltma var sihirbazlıkta. Yani ben sihire oldum olası şöyle, sihir akıl oyunu, sihirbazlık. Ya bunlar akıl oyunlarıdır, hani şaşırtmadır bence. Yani sihirli dokunuş desem mesela nasıl diyeceksin? Sihirli dokunuş, yalandan dokunuş gibi bir şey olur o zaman o da benim için yani. Dükkana girerken görmüş olduğum yazı, saç sihirbazı. Yani sihirbaz kelimesi bence güzel değil çünkü sihir farklı bir şey. Bence saç sihirbazı değil de sanatı denmiş olsaydı Sanat bence daha yatkın bir kelime. Saçında nasıl bir değişiklik yapacak, ne diyecek bunu bilmiyorum. İçinde hala onun tedirginliği var. İnşallah dedikleri gibi sihirbaz çıkar. Farklı bir Ahu yaratır yani. Ahu Hanım durmadan konuşurken Ali Bey de durmadan saç kesiyor. Ve işte ortaya çıkan sonuç. 3, 2, 1. Ay. Ne buldunuz, ne gördünüz şu an? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yok, evet. Konuşamıyorum şu anda. Neden? Gerçekten konuşamıyorum. Saç kalmadı çıktı kafamda. Hani hayalimdeki saç bu değildi. Ama inanın boyası yapılsın, şu balyajlarınız atılsın, işte şekillendirilsin, inanın bambaşka olacak. Nefes alamıyorum. Yani aslında hani çok aşırı bir fırsatma yapmadık. Yani hani inanın sizi böyle hani çok edecek bir şey olmadı. Ali Bey ne olursunuz tavşanı çıkartın. Tavşanı çıkartacağız. Gerçekten çıkartın. Yoksa benim kalbim çıkacak. Evet. Nutkum tutuldu kesimi gördüğüm zaman. Sanki göğsümün ortasında bir fil oturmuş gibiydim. Beğenmekle beğenmemek arasında kaldım. Çünkü hayatımda ilk defa bu kadar kısa saç gördüm. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. İşte kesin zamanı. Bu arada size bir sürprizim var. Saçtan tavşan çıkartır mısınız? Yaratıcı mı yaratıcı vallahi bravo. Tamam, evet. Bu ama burada çıkartmıştık orada değil. Ama olsun yani evet. Önemli olan. Güzel vallahi yaratıcıymış tebrik ederim. Bravo gerçekten. Simlemiş falan. Ya ben daha sonra şununla resim çekilmek isterim ya. Saçtan tavşan evet. Çıktı ya. Vallahi yaratıcı olmuş ya. Çıkmış. Ali Bey'in çok güzel bize bir akıl oyunu oldu. Kestiği saçlarla yere tavşan yazmış. Onları da bir güzel silmiş, allamış, pullamış. Çok hoş bir espriydi bence. Çok hoş bir karşılamaydı. Yani ben orada alkışlamak istiyorum. Ona bayıldım. Adam resmen sihirbazlık yaptı. Yani aslında burada pratik zekasını kullandı. Bilmiyorum yardım mı aldı, kendi mi yaptı? Bunu çok merak ediyorum. Kesinlikle o çok güzel bir sürprizdi. Harikulade ya. Bir kişinin değiştiğini gördüğün zaman ben çok seviyorum. Hakikaten yani. Ben sabahki yorumlardan, 4 günlük izlenimden ben şunu çıkardım. Dedim ki Ali naif bir adam. Dolayısıyla çok uçamaz. Yani çok uçuk bir durum yok yine de hani bunu bile beklemiyordum. Sadece boyunu düzeltecek, katları çıkacak, bir renk yapacak, afro tarayacak. Evet. Yani fikrim buydu. Geldim gördüm ki bir asimetri uygulanmış. Şimdi asimetri uygulaması güzel. Evet. Buradaki bu geçiş dalgalı olduğu için hiç bakmıyorum. Dalgalı olduğu için şu düşüş, bu bombe yerinde. Ama yüzde doğru mu onu tartışacağım. Çünkü benim yüzümde ovallikler vardı. Ben bu kısımlarda durdurdum. Yüze uzunluk verdim, üstünde bombe verdim. Evet. Ama şimdi burada yüze uzunluk var. Yüze uzunluk varsa bir tık daha yukarı çıkman gerekir. Bu kısımdan bahsedeyim. Bir tık daha yukarı çıkman gerekir. Bombayı buradan vermen gerekir ki toparlayabilesin. Dolayısıyla burada bir uzunluk görüyorum ve burada bir bombe görüyorum. Peki ben cevap vereyim mi? Tabii ki. Şimdi evet. Renkle destekleyeceksen bunu başka bir şey yapacaksan onu sonra yorumlayayım o zaman. Tabii ki yani şimdi şöyle bir şey var. Renk faktörü çok büyük çünkü. Şimdi ben Ahu'yu ilk gördüm Ahu Hanım'ı. Yüzdeki o uzunluğu zaten direkt dikkate alarak da normalde yan perçem düşünmüyordum. Şimdi alın yapısı biraz geniş olduğu evet. için burada o kâkülü kullanaraktan o yüzün ifadesini biraz daha hani küçültmüş oldum. Buradan bu şeyi vermek adına yani perçeme uyum sağlaması için bir de o asimetrik kesimi uygulamak adına burayı biraz kısa tutman gerekiyor. Bunu aynı zamanda tabii ki bu aslında bu kadar kısa değil. Yine aslında çile yapısını da aynı zamanda kapatabiliyoruz. Tabii bu şu an hani tayanmamış hali. Orçun Bey'den ağır bir eleştiri gelecek gibi. Ben burada tavşan çıkmasını bekliyordum. Evet. Tavşan yerde çıkmış. O ama iyi fikirdi burada gerçekten. Çıkmamış. Şimdi şöyle, ben modeli, Menekşe'nin modeline biraz benzettim. Teşekkür ederim. Gerçekten ben söyleyecektim. Yani Menekşe'nin modeline benzettim. Ama aynı demiyorum. Menekşe'nin modeline kapıdan şöyle girdiğimde eyvah dedim. Çünkü şimdi Tayfun'da da dün yaşadım. Evet. Ya ben dün Tayfun'da yaşadım ve beraber yaşadık hatta hatırlıyorsan. Beklentileri yükseltmek belki benim için kötü. Hı hı. Çünkü ben İstanbul'da sizleri tanıdım. İstanbul'a evet. Geldim, sizleri tanıdım. İki de tanımışım. Ama hani tanıdığım adamlar mesela biraz belki yorumda da söyledim. Yani Ali benim için marjinal bir adam ama kapak bir adam. Hani kapalı kutu. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O kapalı kutuyu şimdi gördüm. Hı hı. Dediğim gibi ben senden beklentileri şey yapıyorum. Şimdi ben bu saçta daha önce çalışılmış bir şey görüyorum. Evet. Ben sana modeli getirdiğimizde bir şey söylemiştim. Hı hı. Ali, işin çok zor. Hı hı. Çünkü bu boydaki saçta hatırlıyorsun hı hı. Konuştuğumuzda, bu boydaki saçı daha önce biz kestik. Hı hı. Senin şanssızlığın, hani fazla bir oynama yerin yok demiştim. Hı hı. Ve şu anda onu görüyorum, fazla oynama yerin yok. Ha diyeceksin ki sen olsaydın ne yapardın evet. Diyeceksin. Çünkü şimdi bakın ben dün de söyledim, sana da söyledim. Yani ben biraz son iki arkadaşımdan acayip marjinal şeyler bekledim. Yani. O az önceki lafı da bağlayamadım. İstanbul'a geldim, sizi tanıdım. Beklentim yüksekti falan. Yani sizi tanıdığıma nalet olsun gibi bir şey bekledim ben ama. İyi ki tanıdım dedim ama. Sen hayır, arkasından hani... yıkat, ondan sonra kayıtlarla ilgilensin. Cümlenin arkası oraya gidiyordu, gitmedi. Hayır, iyi ki hani... tanıdım sizi dedim. Tamam. İyi ki gelmişim, tanıdım sizi. Ama beklentini karşılayamadık ya. Yayınlandığı zaman dinlersin. Beklenti karşılayamadık ya. He? Tanıdığıma nalet olsun mu diyorsun? Hayır canım, niye nalet olsun? Bana ne dedin? Ben şeyimden, ben seni tanıdım. Öyle demedim diyor. Duydum ne dediğini. Şimdi ben marjinal olarak senden ne beklerdim? Ben olsaydım, senden beklediğimden ben olsaydım. Hı hı. Şurayı yok ederdim. Tayfun gibi sadece şurayı demiyorum. Ben burayı komple yok ederdim. Hı hı. Böyle bak, şu şekilde gelirdim, böyle gelirdim. Yani dünkü tarif ettiğimi edeceğim aslında. Hı hı. Yani ikinizden birinde bekliyordum, olmadı. Aslında o model biliyor musun? Fönlendiği zaman o model. İşte bir saniye, burayı tamamen yok ederdim derken... Şimdi hanımefendi, şöyle, ben olsam diyorum, yapın demiyorum. Öyle bir şey yok. Tamam, yok. Biz şey olarak ben... konuşuyoruz, yani terim olarak konuşuyoruz. Burayı yok ederdim. Evet. Burayı... Ama ben buna izin vermedim. Ve bence ben bu kadar bir kesilmesine bile izin vermiyordum hiç. Bakın, evet, biraz... bu kuaförünüz de sizin aranızda olan bir şey. Biz teknik konuşuyoruz şu anda. Yani biz ben olsaydım konuşuyoruz. Siz diyorsunuz ki ben kestim, o beni ilgilendirmiyor. Siz kestirin ya da kestirmeyin. Ben şu anda yarışmacı bir kuaför olarak arkadaşımla bir şey paylaşıyorum. Ben olsaydım, madem böyle bir şey keseceğizden yola çıkıyoruz. Hani ben olsaydım bu saçı böyle keserdim buradan geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ben olsaydım şurayı kısaltırdım, bayağı bir kısaltırdım. Buradan böyle komple getirdim ama yani bak işte Ali ben dün sana da söyledim, sana da söylüyorum. Sizlerde o yetenek var. Yani peki, şu salon varsa sende evet, o yetenek var abi. Kesimde sorunlar var. Kafa yapısına yakıştığını düşünmüyorum. Orçun dedi ki buranın daha kısadan uzuna gelmesi gerekiyor dedi. Ya gelebilir. Bu mu marjinallik sana göre? Sana göre marjinallik bu mu? Ben sana bunu keseyim, buradan buraya getireyim. Bu mu sana göre marjinallik? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben evet, boyanı çok kontrol edeceğim. Çok edeceğim. Tamam. Balyaj, sakın balyaj yapma. Tabii aradaki çizgiye bakacağım. Eminim ona. O hatlara da özellikle hatlara ve ortada çizgi var mı? Çünkü sen bana o çizgiyi buldun evet, ya. Onun aynısına bakacağım. Peki. Yoksa ben her zaman senin elini sıkarım, gene sıkarım. Peki. Sorun değil. Bak, tamam. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şunu kabul etmiyorum ama bu boydaki saçım. Menekşe oldu ya. Menekşe dedim ben ya. Bugün taklidimi yapıyor ya. Yok. Menekşe dedim yavrum. Yo hayır susmuyorsun ya. Siz gidiyorduk ve bir şey söylemem gerekiyor dedim. Durdurdum, ne yapayım? Gidip geri mi gelseydim? Söyle. Allah Allah ya. Ne diyeceğimi unutturuyorsun abi, niye karışıyorsun? Ben Menekşe'yi alıp gideyim mi abi? Hayır, vallahi çok sinirleniyorum bu kıza ben ya. Öyle bir şey yok. Abi bak bu boydaki bir saça sadece bu olur ya da 3-4 tane bir şey olur demek bana çok yavan geliyor yani, anlatabildim mi? Nasıl 3-4 tane olur ya? Yani bana böyle bir kesim boy geldi, ben 3-4 taneden başka yapamam. Ben bunu biliyorum, 4 taneden bir tanesini seç. Hayır öyle bir şey yok. Ben yani... bunu anlıyorum o zaman. Bu birincisi. İkincisini unuttum ya. Vallahi söyleyecektim, unutturdu bana. Yemin ediyorum, ikinci çok önemli bir şey. Hadi o zaman dışarıda hatırlarsın. Evet, ben hatırlarsam sana söyleyeyim. Hadi bir dahakine gelirsin. Ama onu kabul etmiyorum abi, bu 3-4 tane şu standart büyüğü kabul etmiyorum. Yürü. Yürü Tayfun'cum. Beni bırakır mısın? Şunu söyle abi. Yürü Tayfun'cum, hadi. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Ali abi kolay gelsin. Aman Tayfun'la aramda gerginlik olsa ne olur, olmasa ne olur. Ya Tayfun dediği bir tutar bir tutmaz. Ya Tayfun bu ya, yapar eder. Ben Tayfun'a çok takılmıyorum. Bayağı eleştiri yaptılar. Evet, bayağı yaptılar. O yine de güzel yani, çok olumlu bakan arkadaşlarımız da oldu. İlk beni buraya getirdikleri zaman Orçun modelin mutluluğu, isteği önemli demişti. Evet. Sonra da yaptığı yorumu duydun değil mi? Evet duydum yani. Kazım var. Şoka girdim ben o esnada. Bu aslında tarz meselesi yani hani acaba kendisi olsa o kadar kısaltır mıydı ya da bunun modeli kabul eder miydi? Bu tartışılır bir şey. Rakip kuaförlerin yorumları Ali Bey ve modeli arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmişe benziyor. Renk konusuysa Ahu Hanım için hala bir muamma. Kendimi hissetmiyorum, hazır değilim. Tansiyon düştü galiba, fena alıyorum. Bayılabilirim her an, her şey olabilir. Kalp atışlarım yüksek. Kazımayacağım, değil mi kafama? Yemin ediyorum kazırım seni bu dükkana. Hayır, hayır. Asla hayır, 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 asla kesinlikle. Ali saçım bu renk mi olacak? Bu renk olaya bakmıyorum. Şöyle, şimdi karamel tonlarına, bakır karamel tonlarında şu an boya yapıyorum. Zemin olmuş benim. Yani yüzünü biraz daha sıcak bir ifade verecek. Onun ön kısımlarında bir çalışma yaptık. Yani bal köpüğü tarzında sayılar yaptık. Bitlerine emin olun, yüzünüz daha canlı, daha saçınız daha sağlıklı gözükecek. Sanki böyle anneannem saçı gibi duruyor. Emin olun göreceksiniz. Yani o yüzünüzdeki sıcaklığı, saçtaki o solgun ifade edecek. Yani öyle çok nasıl canlı bir işte kızıl bakır gibi değil. Bu karamel tonları, yani senin yine pırnar, senin kendi geldiğin tonun biraz daha karamelsi halini düşünelim. Yarım saat bekleyecek, sonra saçınızın taraması olacak. Kesimde ufak bir düzeltmeler yapacağım. Sonra makyajınız olacak ve bitecek. Yani çok yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz zaten. Kabus ötesi. Ben Orçun'un işte orayı kazıttırdım falan yani benden ne bir... Kazımak ne kadar argo bir kelime. Yani evet. Hani kuaförlerde genelde böyle biraz daha kısaltırım. Evet. Biraz kaba. Yani Orçun'un mesela hani Orçun'dan, Tayfun'dan mesela öyle bir şey bekliyorduk açıkçası, hani bekliyordu. Şimdi benden bekliyor. Anlamadım ama dediğim gibi ben finalde onları mutlu edeceğimi düşünüyorum. Şimdi Orçun'un beklentisi benden çok yüksek. Bu en başından belli olan bir şeydi. Fakat aslında kesimli daha çok Orçun'un üzerinden tasarladım. Çünkü onunla ikimizin Tayfun'dan beklediği bir kesim modeli vardı ve ben onu yansıtmaya çalıştım. Biraz acıyacaktır burada. Çünkü krepe attık doğal düşmesi için. Çünkü eminim Orçun arkadaşımız o balyajlardaki geçişe dikkat edecektir. Çünkü kendi yaptığı saçta o konuda onu eleştirmiştim. O da eminim ki çok buna dikkat edecek ve özen gösterecek. Her şey Orçun için. Evet. Bu aynı şeye benzedi. Sadece birazcık saçınızı açacağız, rengi kıracağız dediniz. Kafamı yaktınız. Şimdi de resmen saçımı yoluyorsunuz. Kısaca saçınız iyi olacak. Almadım deseydiniz daha mantıklı olurdu. Tekrardan mı boyası gidiyor? Bu yaptığımız işlem cila. Saçın dip kısımlarında biraz doğallık vermek adına. Bu da birkaç saniyelik bir işlem dediğimdi. Aşağıda birlikte yapacağız. Ahu Hanım için günün en zor anları yıkama bölümünde yaşanıyor. Ne olursun bilsin, dayanamıyorum. Kaşlarım yanıyor. Yine yanmaya başladım ben. Biraz yanacak. Doktora gideceğim. Faturasını size kestireceğim. Reçetemi de size yollayacağım. Demesi kolay. Açacağım mı? Açalım. Hazır değilim. Kendimi hissetmiyorum. Hazır değilim. Tansiyonum düştü galiba. Fena alıyorum. Bayılabilirim her an. Her şey olabilir. Kalp atışlarım yüksek. Bence saç kesimindeki aynı şeyi yaşıyorum şu anda. Ama sonradan kesinlikle mutlu oldunuz. Bu arada da bence o yaptığınız çalışmayı bir an önce görelim. Eminim ki sen daha da heyecanlanacak ve mutlu edecek. Evet. Hayır. 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 Bir dakika. Kaşlarım aynı renkte tamam. Kaşlar nasıl olmuştu şu an? Bak şöyle, böyle bile tartım aslında. Evet. Böyle kalsın. Yani kaşlar yumuşatıyor, belki böyle bile benim içiliyor. Korkuyorum, merak ediyorum. İkisini aynı anda yaşıyorum. Bence sayalım. Sayalım, gözümü kapatayım. Üçten başlayalım. Güveniyorum sana. Üç. Görmek istiyorum. İki. Emin misin? Eminim. Yaslanalım. Hayır, bu olamaz. Olumlu düşünün ki olumlu şeyler olsun. Deminki fil gelmesin ne olursun. Açmayalım yüzümüzü. O fili bir daha kaldıramayacak bedenim. Evet, sizi bir ayağa kaldıracağım Ağa Hanım. Bir ayakta ufak bir detaylar yapacağız. Niye? Kesimle ilgili. Bir kesimde bir hareket yapacağız. Bir 5 defa ayakta kesmeni gerekiyor. Saçım yetmedi. Boyumu mu keseceksiniz? Yok, saçınızı... Kalkayım mı? Gözümü açmak istemiyorum. Gözünü açmayın. Orçun gibi kazımayacağım. Değil mi kafama? Orçun gibi kazımayacağım. Yemin ediyorum kazırım seni bu dükkana. Makineyi... Ne yaptın söyler misin? Ne yaptın? Bak gözüm kapalı, çok tedirginim. Yemin ediyorum kazırım seni buraya. Şimdi... Hayır! Hayır! Asla hayır! Hayır! Asla kesinlikle! Tamam. Kazırım, yemin ediyorum kazırım. Gözümüzü açalım istersen artık. Ayna nerede? Şu anda açalım. Görecek mi? Evet. Görmek istemiyorum. Modelinin mutluluğunu ön planda tutan Ali Bey makineden vazgeçiyor. Saçımı gördüm. Artık istediğin kadar kesebilirsin. Wow, aldım 10 numarayı. Çok itinalı yapıyorsun. Her şey Orçun için. Yeter ki Orçun beğensin. Kafa kazımayı bıraksın Orçun. Bir gün onu kazıyacaklar bence. Modeli gördükten sonra fikri değişir diye düşünüyorum. Yok, elimle o kazı. Kulakları çok fazla çınlamış olacak ki Orçun Bey diğer yarışmacılarla birlikte kontrole geliyor. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi bitirdik. Bitti mi? Evet. Kesim? Kesin. Her şey. Önümüz sonra. Her ama sonra. Son dokun. Tabii. Mutlu muyuz? Mutluyum. Yüzümden belli olmuyor. Tabii, çünkü dip boya yaptırdım, normal boya yaptırdım, çıkıyorum gidiyorum. Çok bir marjinallik yok. Evet. Doğala gitmişiz. Değil mi? Yanlış mıyım? Ben sizin marjinallik var mı boyada? Yok, soruyorum. Belki ben göremiyorum. Ya siz görmüyorsanız bir şey diyemem ama... bakır tonları uyguladık burada, bakır kaymer tonları. Önlerde balyajlar yaptık. Bir şey demiyorum. Bir şey söyleyeceğim, bir şey dikkatimi çekti. Yani hanımefendi saçını yıkayıp çıkamayacak anladığım kadarıyla. Çift tik, sanki kesime ihtiyacı var. Böyle bir... Yani ben saçımı kuruttuğumda, yani hiçbir şekilde böyle gözükmüyor. Bu hanımefendi nasıl kullanacak? Kıvırcıklığından mı böyle arkadaşlar? Ben mi hani yanlış görüyorum? Şöyle bir şey var. Belki ondandır. Modelimiz geldiğinizde saçının ne kadar dalgalı olduğunu görmüştünüz. Ne kadar dalgası vardı. Olduğunu görmüştünüz. Şu anda ben hiçbir şey yapmadım. Saçı kuruttu. Ustura mı kullandık? O dalgalarda. Şimdi zaman zaman ustura kullandıklarım da oldu. Epile kullandıklarım da oldu. Evet. Dediğim gibi zaten bu modelde ustura kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kıvırcık saçı kuruttuğu zaman böyle durur zaten. Fönsüp saçı. Bir şey sürmeden hani bir şey sürse. Hiçbir şey kullanmadık. Abi hiçbir şey kullanmadan kıvırcık saçı böyle kurutursan zaten böyle durmaz mı abi? Kıvırcık saç. Işık da tam tepeden vurduğu için onun da etkisi var. Şuradan baktığımız zaman yani o tip... Hayır, yıprandı, yoruldu. Evet. Yok diyorsun. Yok yani boya yaptık çünkü sonuçta hani bir açma işlemi birkaç saniyelik bir işlemdi. Sadece bir boya yaptık. Önlerde işte bir ilk uygulama yaptık. Burayı da azalttık galiba. Evet, biraz oradan azaltmalar yaptım. Biraz buradan azaltmalar yaptım. Bana benzedi. Benimki güzeldi, seninki de güzel. Açıkçası şöyle bir şey var. Tiftik kelimesini biz genelde ucu kırık, ince telli saçlar için kullanıyoruz. Menekşe Hanım'ın orada gözden kaçırdığı o dalgalı bir saç, kurutulmuş, şekillendirilmemiş bir saç. Orada doğru bulmadım o cümleyi. Menekşe geldi, saça bak dedi ki tiftik. Bu ne demek ya? Kuaför bunu der mi yani? Yani hiç anlamayan bir şey karşılıklı böyle konuşabilir. Ama kuaför bunu dediği zaman ben onun bilgisinden şüphe duyarım. Uygulamadaki şu bakırın burada olmadığını görüyorum. Evet. Şu bakır burada olsaydı belki şu yorum yapmazdım ya da buradaki bakır diplerde de olmuş olsaydı. Bak burada çok öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben normalde arkadaşlara şu konuda katılıyorum. Soft'u çok hani bakır tercih ediyorsan çok soft'u sevmiyorum ama bu durumda soft'u tercih etmem benim hoşuma gitti. Çünkü bakırı önde görüyorsak ya da kırmızıyı önde görüyor olsaydık o zaman sarı kırmızı gibi bir şey olurdu. Evet. Ben bu sofluğu sevdim. Bir de bilinçli yapıldığını düşünüyorum çünkü rengi kırdım. Rengi kırdıktan sonra koyulaştırmadım. Normalde o bazın üzerine de bakırla yapabilirdin. Biraz daha kumral değil de daha açık kahve bakır olurdu. Kırdım ve soft bıraktım. O zaman dedim ki bu bilinçli yapılan bir şey. Evet. Ya beni görünce böyle yapma ya. Vallahi çok üzülüyorum ya. Renklerin birbirine uyumu güzel. Çünkü zaten böyle bir soft tonda böyle bir dore balyaj atılabilir. Ondan sonra kesim olarak ben buralar daha ince olabilir. Şu gördüğümüz hep böyle kullanamayacağız. Çünkü malum hanımefendi uçuş yapıyor. Her dakika böyle kullanamayacak. Bu blok çok uzun ve gereksiz bir ağır. Çünkü ben dün şunu savunmuştum her ikiniz için de. Buradan incelterek bunu getirebilirsiniz. Çünkü o kabiliyet sizde var. Allah tarafından verilmiş bir kabiliyet var. Ama ben burada bu saçı diyelim ki rüzgar esti. Burada bir parça. Diyelim ki hanımefendinin yapmaya vakti yok. Saçı jöleleyemedi. Burada bir parça. Ama sen bunu şu şekilde düşündüğün için evet çok mantıklı. Böyle çok mantıklı. Ali'nin yaptığı saçı görünce hepsi bence bir şaşırdı. Suratlarına bir şaşkınlık vardı. Hepsi zırhını giymiş, gelmiş, savaşa çıkar gibilerdi. Hiçbir şey... Bana göre saçımda herhangi bir kötü bir taraf yok. Keşke hepsinin bir tane kumandası olsa, tuşa bassak, sussalar. Yorulduk değil mi? Evet, resetlesek, vallahi, hiç resetlenmeden. Yani çalışırken yorulmadım. Evet hanım, saçımızı hazırladık. Şimdi sizin makyajı alacağım. Bu arada ben elbisenizi seçeceğim. Sonra da permanızı yapacağız. Permanızda devam edeceğiz. Ben de o arada yerlerine girmiş oluyorum. Sizi alalım. Senden istediğim siyah tonlarda peşin bir makyaj üstüne. Tamam. Ben geldim. Evet. Nasıl geçiyor? İyi gidiyor. Her şey yolunda. Modelimiz mutlu. Şimdi makyajı olacak. Sonra permayı alacağız. Makyaja geçtiğimizde ben dedim ki hani süresi bitmeden şöyle bir konuşayım. Tabii. Birazcık diğer yarışmacılardan renkle ilgili sanırım birazcık negatif yorum aldım. Bu arada siz başlayabilirsiniz. Ben sizi engellemeyeyim. Süreniz devam ediyor çünkü. Bu hafta hakikaten dördünüz de kısa saçlısınız. Evet. Bu bir tesadüf mü oldu yoksa kısa saçlarınızı mı yarıştırıyorsunuz onu merak ettim. Aslında şöyle bir şey oldu. Ben mankenimin, modelimizin saçı uzun olsaydı ben bu işin aksini yapacaktım. Yani çok kısaltmayacaktım. Modelimizin şanssızlık durumu artık buna kısa olması. Dolayısıyla ben de o yönde kısa kesmek zorunda kaldım. Bugün bildiğiniz gibi büyük final. Evet. Haftanın birincisi de belli olacak. Merakla bekliyoruz. Ben tahmin edemiyorum açıkçası. Bakalım kim olacak. Evet. O zaman elinize sağlık diyorum. Şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yeni saç tarzını tamamlayacak bir makyaj uygulanıyor Ahu Hanım'a. Bu sırada Ali Bey de modeli için kıyafet seçmeye başlıyor. Evet, modelimizin saçı makyajı tamam. Şimdi ona bir kombin yapmamız lazım. Bu elbise biraz tenine uymaz diye düşünüyorum. Biraz onu kapatacak, boğacak diye düşünüyorum. Evet, evet tamam. Bence bu, istediğim modeli buldum. Bu modelimizin boyu uzun. Bunun ona yakışacağını düşünüyorum. Bir ayakkabıyla kombin yapmamız lazım. Sarı aslında olabilir ama sarı uyumu da var. Ama çok renkli olur sanırım. Üstte zaten bir hareket var. Altta da doğal siyah tonlarında ayakkabı daha doğru olur diye düşünüyorum. 3, 2, 1. Çok sıra dışı bunu göremiyorum. Ben o kadınsı dediğim hikaye budur. Evet, geldik yine bugünün en önemli aşamasına, yani final bölümüne. Birazdan bu haftanın son yarışmacısı Ali Bey'in yaptığı imaj çalışmasını göreceğiz. Bildiğiniz gibi bugün ayrıca büyük final, yani haftanın birincisi belli olacak. İsterseniz Ahu Hanım'ı yanımıza alalım. Evet. Finale de az kaldı zaten. Bakalım bu haftanın son değişimi nasıl olmuş? 5'ten geriye doğru sayalım o zaman. 5. Evet. 4, 3, 2, 1 ve 0. Ahu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş gözüküyorsunuz. Manken gibi bir fiziğiniz var. Teşekkür ederim. Biz sizin yanınıza kısa kaldık. Bayağı bir. Nasıl hissediyorsunuz? Şu anda heyecanlı hissediyorum. Çok normal. Herkes kırmızı halıda yürümüyor her gün. Ve hani siz bir anda yoldan çevrilip şu anda bambaşka bir kadın olarak karşımıza çıktınız. Ali Bey'in emeğine sağlık. Metin Bey, nasıl görüyoruz? Genel olarak bir yorumlayalım. Genel olarak çok şık bir bayan görüyorum karşımda. Çok güzel olmuş. Benim tek değinmek istediğim yer şu taraftaki o kabarıklık hala duruyor. Yani biraz daha orayı inceltmek. Orada da söylemiştim hani düz şeklinde bakacağım, hareketli şeklinde diye. Biraz daha inceltmek daha uygun olabilirdi. Benim gözümde biraz kusurları var. Ama tabii ki başarılı bir çalışma çünkü Ahu Hanım uzun boylu, dikkat çeken bir model. Hani diğer modellerden çok farklı. Yani başarılı ama biraz da olan şeyler, bu hafta içi olan şeyler gördüm. Orçun Bey, siz nasıl yorumlarsınız? Ahu Hanım'ın ilk geldiği anı düşünün, şu anki halini düşünün. Tabii ki ilk geldiği haliyle çok farklı bir kesim tarzı olarak. Evet. Yani uzundu saçlar, kısaldı. İşte benim anlatmak istediğim yani kısalınca değişiyor yüz hatları diye. Yani ben şöyle baktığım zaman çok sıra dışı bir model göremiyorum. Zaten kesimde de Ali ile paylaştığımız şeyler var. O yanları, kabaran yanları ben daha çok kısa anlamında, biraz daha incelterek kısaltmak anlamında söylemiştim. Peki Orçun Bey, ben araya girmek istiyorum. Bu tıraşlama, bu kısaltma kimden çıktı? Bu hafta böyle herkes bir... İşte benden çıktı. Sizden mi çıktı? Benden çıktı. Siz çünkü bence kendiniz tıraşlamak istediniz, yapamadınız. Herkesin tıraşlamasını istiyormuş gibi bir şey çıktı sanırım. Keşke olsaydı, gerçekten doğru söylüyorsunuz, ben yapacaktım. Herkes tıraşlatmak istiyor galiba. O Tayfun'dan esinlenerek ben onun yani Tayfun'u... Tayfun Bey sizden bekledi tıraşlamayı, evet. Siz de olmadı. Şimdi Ali Bey'den istiyor, o da olmadı, tatmin olmadı. Ben bir şey merak ediyorum. Çok tıraşlı istiyor ya beyefendi. Çok tıraş ettiniz mi? Ettim. Yaptınız, bu tarzı yaptınız. Evet, bizim Karşıyaka'da yani genelde bayanlar... tıraşlı gezer. Hayır, bak şimdi tıraşlı gezer değil, çok özgür insanlardır. İzmir. Ve İzmir Karşıyaka. Ve şey yaparlar, modern insanlardı ve çok çabuk istiyorlar. Yani yeni çıkan bir şeyi hemen istiyorlar ve yapıyoruz. Tamam, bunu öğrenmek istedim. Benim Ali'den beklentim var, vermedi. Ben Ali'den çok, yani salonuna bakarak, tarzına bakarak, çok daha farklı bir şey bekliyordum. Beklediğimi vermedi. Şimdi Metin dedi ki bu kısımdaki dedi uzunluk gürlüğü hala görüyorum dedi. Ben bu taramada uzun kısmının gürlüğünü şu an doğru buluyorum tarama nedeniyle. Düz taramış olsa burayı fazla bulurdum. Bu tarama nedeniyle buranın gücünü ben sevdim. Genel anlamdaki taraması bana göre klasik. Ben o kadınsı dediğim hikaye budur. Yani kısa kesiyorsunuz ama bu dalgaların falan dağılımı güzel. O açıklıklar güzel. Onlara son derece hiçbir şey diyemem. Bu taramada da ayrıca ben orada tezimi çürütmüş oluyorsun. Renk işte sevimli duruyor. Ama düz taramış olsaydın o sarıyı daha canlı görmek isterdim. Çünkü genel tonda soğuk seçtin. Platine de patlatmak istedim. Daha parlak görmek isterdim. Bu taramada bu sevimli yakışıyor. Kısayı net görmek isterdim. Yani Geri alıyorsan hala sana kabarık geliyordur demektir. O zaman birazcık daha indirmeni isterdim dedim. Doğru olan buydu, onu bekledim. Ben çok şaşırdım. Spor kestin. Spor kestiğinde şaşırdım. Çünkü ben senin daha klasik, daha naif, daha beyefendi, işte o duruşun çok hoş. Öyle bekliyordum işte, daha böyle klasik keser diye düşünüyordum. Spor beni şaşırttı ama o spora nasıl az solist yaptın? Böyle bir sporluk yok. Yok. Adını koyamıyorum. Çok klasik olmuş. Klasiği de geçmiş. Bilmiyorum niye böyle az solist yaptın? Şöyle söyleyeyim, ben renk de değişmemiş. Doğal bir çalışma yapmadım. Evet, taramalarda biraz daha hani sporluk olsun diye hani biraz. Ama az solist yapmışsın. Ben biraz şöyle algıladım, ortada olsun yorum. Evet. Ya benim gördüğüm, evet hani kesim aslında çok genç spor ve dinamik. Evet, ben aynen. Yaşını büyüttü. Tamam, ben konuşayım. Saç aslında çok genç ve dinamik ama ya yüz hatları aslında keskin olduğu için makyaj biraz fazla, mesela elmacık kemiklerini, şu göz altlarını çok belirginleştirmiş. Çok sert. Dolayısıyla sertleştirmiş. Çok. Hele o gözünde kullandığı sim aslında senin saçını yanlış ifade etmene sebep olmuş. Evet, yani duramadım yerimde, yemin ediyorum, dinledim. Yani uzatmasına takıldım bir şey. Duramadım. Uzatmaya da. Yani aslında saç taramanda belki giysi seçimi birazcık böyle spor şık. Çok şeker olmuş aslında seçim. Evet. Ama makyaj bizi aldatıyor da olabilir. Yorumlarımızı aldık herhalde. Evet. Değil mi? Finale hazırız. Hazırız. Artık bu son günde son puanlarımızı vereceğiz. Lütfen yorumlarımızı yaparken Ahu Hanım'ın değişimini ön planda tutalım. Ali Bey'in yeteneğini ön planda tutalım. Kişisel zevkleriniz olabilir. Ama bütün bunları düşünerek puan verirsek daha kaliteli oluyor. Teşekkür ederiz. Şimdi finalde görüşeceğiz birazdan. Bakalım Ali Bey kaç yıldız alacak? Biz teşekkür ederiz. Şimdi sıra sizde. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şöyle alalım, biz kalalım. Ali Bey siz böyle alayım. Bence hiç konuşmaya bile gerek yok. Emeğine sağlık, yapmışlar, ayrı mesele. Çok bayat buldum. Kıyafet zaten abartıydı. Spor bir şey göremedim açıkçası. Olmamıştı ya. Olmadı. Gökhan arkadaşım bence rolünü çok iyi ezberlemiş. Kendini herhalde sanırım dünya kuaförleriyle bir tutuyor. Hep bir ezikliği var yani Türk kuaförleri. Yani bana sorarsanız Gökhan arkadaşımızın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hayat bir akustik, farkında mısın? 3, 2, 1, 0. Biçmesini bilmez Nazlı Katimarina. Getir biçelim, getir biçelim. Evet, geldik haftanın finaline. Birazdan büyük ödülü sahibini açıklayacağım. Elimde gördüğünüz bu zarfta haftanın birincisi yazıyor. Arkadaşlar, bir hafta boyunca yarıştınız. Herkes emeğini, yeteneğini, farkını gösterdi. Ama bildiğiniz gibi haftanın sadece tek bir birincisi olacak. Tabii burada birazcık faktör değişiyor. Herkesin kendine göre bir yeteneği var ama birbirinize verdiğiniz oylar sonucunda birinci belli oluyor. Sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Tek bir soru soruyorum. Kendiniz haricinde çalışmasını en çok beğendiğiniz arkadaşınızın ismini söylemenizi isteyeceğim. Orçun Bey. Değişik olduğu için, ona beklentim vermedi ama değişik bir saç yaptığı için Tayfun diyorum. Tayfun Bey. Metin Bey, sizin aklınızdaki isim kim? En çok kimi sevdiniz? Benim birincim zaten Tayfun'du. Ama ben oy kullanırken sadece şuna önem verdim. Ben Tayfun'dan tek bir şey istemiştim. Onu bana vermediği için oyumu düşük kullandım ona karşı. Ali Bey, sizin aklınızda olan en çok sevdiğiniz yarışmacımız hangisi? Ben Orçun derdim. Orçun Bey çalışmasını sevdiniz. Menekşe Hanım, sizin en çok beğendiğiniz kesinlikle Tayfun Bey. Tayfun Bey. Evet. Onu birinci yapardım. Tayfun Bey, sizin? Kendimi söyleyemiyorum. Teknik olarak Ali derdim herhalde. Taramasını biraz çok bulamadım. Yani teknik olarak yaklaştığını düşünüyorum. Gerçi hatalar bulundu falan ama yani teknik olarak yaklaştığını düşünüyorum. Ben biraz teknik hastasıyım ya. Oradan Ali Bey derdim. Evet arkadaşlar, buradan anladığım biraz daha değişik bir çalışma yaptığı için biraz daha Tayfun Bey'in çalışmasını sevdik. Orçun Bey ve Ali Bey de sevilen işler arasında. Bakalım aranızda en çok yıldızı kim toplamış? Her zaman olduğu gibi en düşük yıldızdan en yüksek yıldız alanına doğru sıralayacağım. Bu hafta tam 5 yıldız alarak haftanın 5.'si olan arkadaşımız Menekşe Hanım. Tahmin ediyordum çünkü adil olmayacaklarını biliyordum. Hiç şaşırmadım. Ama hiç sorun değil. Ben buraya çıktım. Zaten birinciyim. Buraya katılmakla birinciyim. Bir şeyleri ispatladım. Evet, haftanın 6 yıldızını toplayarak 2 kişi aslında 4. olmuş mu desem, 3. olmuş mu desem. Bu hafta 6 yıldızı 2 kişi almış arkadaşlar. Bu hafta arkadaşlarından 6 yıldız toplayan yarışmacılarımız Ali Bey ve Tayfun Bey. Ali Bey ve Tayfun Bey, siz 6 yıldız almışsınız arkadaşlarınızdan. Bir şey söylemek ister misiniz? Enteresan bir tablo çıktı tabii. Evet, herkes birinci görüp çok adil değil. Demek ki burada puanlama yapılırken biraz başka bir strateji izlenmiş. Kesinlikle. Hangi strateji? Hiç adil olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Evet. Ali Bey duyunca şaşırmadım ama Tayfun Bey duyunca şaşırdım çünkü yüksek gelmesini düşünüyordum. Gerçekten hepimizin içinde çok farklı yaptı. İnanılmaz değişiklik oldu. Adil değil ya. Biz bazen böyle durumlarda üzülüyoruz çünkü yarışmacılar da kendi arasında adil olmadığını düşünüyor. Yarışmaya kaptırıyorlar. Evet. Özellikle hani size sordum ki en çok beğendiğiniz kim? Hani sonucuyla beğenilen bazen aynı çıkmayabiliyor. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Enteresan bir tablo var. Geriye ikiniz kaldınız ama bu hafta ikiniz de birinci olmuşsunuz. Şaka. Metin Bey ile Orçun Bey. Ama tabii kural gereği 2 kişi birinci olamıyor arkadaşlar. İkinizden birisi olacak. Bu durumda ne yapıyoruz? Birinci olma hakkını kaybeden arkadaşlarımız sizi tekrar oyluyorlar. Ve haftanın birincisini belirliyoruz. Çok değişik oldu bu hafta ya. Evet. Bu enteresan bir durum çünkü aslında birinciyi siz belirleyeceksiniz. Yine bize kaldı. Yine size kaldı. Arkadaşlar, şimdi sizi puanlama odasına tekrar alacağım. Biliyorum bugün, bu hafta çok yoğun bir hafta geçirdiniz. Az kaldı. İsterseniz şimdi yıldızlarınızı verin ve sonuç belli olsun. Arkadaşlar, sizce hanginiz birinci olur? Hayırlı olsun. Şaşırdınız mı duruma? Yani şaşırdım mı? Bekliyor muydunuz? Bekliyor muydum? Ya tabii her arkadaşım, yani her arkadaşımla bekliyordum. Yani ben kendim hiçbir zaman birinci demedim. Hiçbir zaman da olacağımı iddia etmedim, hiçbir röportajımda. Bu yani şey işi, yani hani buraya birlikte geldiysek birlikte hak ettiğimizi düşünüyorum. Haksız bir şey, ancak puanları görünce onu haklı ya da haksız diyebilirim. Ama hayırlısı olsun diyorum ben. Metin Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Bekliyor muydunuz bu durumu? Ya ben bu duruma biraz şaşırmadım desem yanlış olmaz. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ben gerçekten canı gönülden Tayfun Bey'in birinci olmasını istiyordum ama şöyle bir şey vardı. Ben Tayfun Bey'le bir iddiaya girdim. Ben o iddia sonucu yıldızımı Tayfun Bey'i düşündüm. Şimdi size puanlar verildi. Bakalım birincimiz kim olmuş? Şimdi onları yanımıza alacağız. Metin ve Orçun arasında karar vermem gerekirse kesinlikle Orçun diyorum. Oyumu Orçun'a veriyorum. Sonuçta Orçun ya da Metin arasında oy kullanmam gerekiyorsa oyumu Metin'e kullanıyorum. Metin ve Orçun arasında düşünecek olursam eğer... Evet. Geriye kalan arkadaşlarından en çok oyu olan, yani haftanın birincisi arkadaşlar. Biraz şaşıracaksınız desem, şaşırmayacak mısınız desem. Orçun Bey artık sıkılmış. Orçun Bey, artık Karşıyaka'ya bizden selam gönderirsiniz. Bu haftanın birincisi siz oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben çok tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ederim. Hakikaten teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. İzmir'den geldiniz aramızda. İstanbul'daki rakiplerinizle karşılaştınız. Karşıyaka'ya bizden güzel şöyle bir armağan götürün. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kestikçe de saçları bizi hatırlayın, olur mu? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek ister misin Orçun Bey? Öncelikle teşekkür ederim arkadaşlarıma, sağ olsunlar. İyisiyle kötüsüyle bir yarışma bitirdim. Haklı ya da haksız, ben bütün her şeyi dinledim. Haklı ya da haksız. Sonunda bir yarışma oldu. Kimse kimsenin verdiği puanları bilmiyordu. Bazen kızgınlıkla, bazen neşeyle, bazen hayal kırıklığıyla verildi bu puanların önüne. Ben bunun bu birinciliği aldığım için çok mutluyum. Çünkü ben İzmir'den Karşıyaka'dan gelirken, ellerim titriyor, oğluma söz vermiştim. Sana birinciliği getireceğim diye. Çünkü ben her gittiğim yarışmadan muhakkak kupa götürürüm ona. Onun için çok mutluyum. Biz de teşekkür ederiz bizimle birlikte yarıştığınız için. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen moralinizi bozmayın, bizi hatırlayın. Ve bundan sonraki yarışacak arkadaşlarımıza da örnek olmuş olun. Evet. Saç için, model için konuşsunlar. Gerçekten... Menekşe Hanım siz konuşun, ne olur. Adil olsunlar. Bitti artık. Aynen artık. Sizi ben özleyeceğiz. Benden sonra bayanlar gelsinler lütfen. Evet. Ben bunu görmek istiyorum, izlemek istiyorum. Bu arada teşekkürler herkese. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, yine bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya yeni yarışmacılarla yarışmaya devam edeceğiz. Siz de farkınızı ve yeteneğinizi göstermek istiyorsanız bize başvurabilirsiniz. Adresimiz www.startv.com.tr. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bombayı istediği kesimi değil de kendi fikrinize sunsaydınız. Kesinlikle ben karar verdim Erson. Ben daha etkili olduğumu düşünüyorum çünkü bu modeli zaten görmüştüm. Dünyaya yön veren insanlar bunu bu şekilde yapıyorlar. Bunların hepsinin bir bilimsel açıklaması var. Gökhan arkadaşım bence rolünü çok iyi ezberlemiş. Kendini herhalde sanırım dünya kuaförleriyle bir tutuyor. Hep bir ezikliği var yani Türk kuaförleri. Ya bana sorarsanız Gökhan arkadaşımızın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hayat bir akustik, farkında mısın? 3, 2, 1, 0. Bitmesini bilmez nazlı katim arina. Getir biçelim, getir biçelim.